Ayşegül Hanım merhaba. Ben eşim sevgiden 2 yıl önce ayrıldım. Onu kırdığım, onu kardeşlerime karşı koruyamadığım için çok üzgünüm. Ve biz ayrıldık. Resmi olarak boşandık. Lütfen bana yardımcı olun. Çok yoruldum artık. Onu her yerde arıyorum, bulamıyorum. Tüm her yere başvurdum. Kimse bana yardımcı olmadı. En son çareyi Bir Şansım Olsa programında buldum. Ayşegül Hanım lütfen bana yardımcı olun. Sevgiyi bulmama lütfen yardım edin. Tek çarem sizsiniz şu an. Ben eşim sevgiyle 2 yıl önce ayrıldık. Ondan bir şans istiyorum. Neden boşandınız Nazım? Düğünde ona takılan altınları benden habersiz kuyumcuya gidip bozduruyor. Ailemin taktığı altınlar sahte çıkıyor. Eski sözüne yedirdin o parayı ve bozdurdun. Sahtelerini bizim elime veriyorsun gibi, elimize veriyorsun gibi bir cümlede bulundular. Sözlüsüyle gerçekten o parayı yedim mi, ablam mı sahte altın taktı arasında kaldığım için ben de ailemin tarafına geçip sevgiyi çok kırdım. Bütün kameraların önünde Hamdi'ye, Nurcan ve Güler hepsi buraya gelecek. Sevgisininle buluşmak istiyor, burada yüzleşmek istiyor. Yani siz eski sözünüzle görüşüyor muydunuz? Yerine geldiğiniz adına söyleyeceğim. Bütün detayları vereceğim size. Aklınız almayacak. Ben Ayşegül Günay. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Hayatta verilen bazı kararlar ve bu kararlar sonucunda gelen pişmanlıklar, keşkeler. İşte bu programda onlara tanıklık edeceğiz. Zamanı geri alıp bir şeyleri değiştiremeyiz belki ama bazı insanlar için bir şans yaratabiliriz. Bir muammadır aşk. Kiminin vicdanına atılan taş, kiminin fakir gönlüne katılan aş, kiminin de gözünden akıtılan yaştır aşk. Şimdi sizi Nazım Bey'le tanıştıracağım. Bakalım Nazım Bey kimden, neden bir şans istiyor? Gelin hep birlikte dinleyelim. Rahatsız olmayın lütfen. Buyurun. Teşekkürler. Nazım Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayşegül Hanım. Programımıza başvurdunuz. Neden, kimden bir şans istiyorsunuz? Anlatın bir de seyircilerimiz duysun. Yanlara kameraları görünce hemen şey oldum biraz. Hiç heyecanlanmayın. Bir süre sonra alışıyorsunuz zaten, merak etmeyin. Tamam. Ben eşim sevgiyle 2 yıl önce ayrıldık. Ve artık resmi olarak boşanma kararı aldık ve boşandık. Ama hala birbirimize bir şey hissettiğimiz için ben daha çok yoğunluk ve onu kırdığım için şu an çok pişmanım ve ondan bir şans istiyorum. O yüzden sizinle iletişime geçmek istedim. Çünkü hala onu seviyorum. 2 yıl oldu. Resmi olarak boşandınız. Evet. Neden boşandınız Nazım? İlk sebeplerden biri zaten evlendiğimizde aynı evde yaşıyorduk. Ve bu sebepten dolayı işte kız kardeşlerim ve ablalarım olduğu için hep bir tartışma, hep bir tatsızlık oluyordu. Ve aynı evde yaşıyorduk derken sizin ailenizle mi aynı evde yaşıyordunuz? Evet, aile evimde. Zaten en küçük kız kardeşim doğduğunda babam vefat etti. Ani bir kalp krizi geçirdi ve... Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Ve ben de küçük yaşta çalışmaya başladığım için... Zaten lise dönemini zor bitirdim. Hep çalıştım. Küçük kardeşlerime baktım. Babamdan kalan maaşı annem üstlendi. O da anca evin mutfak malzemelerini idare ediyordu. Kaç tane kız kardeşiniz var? 4. 4. Tek evet. Erkeksiz misiniz? Evet. Evin kıymetlisinizdir siz. Öyle derler yani. Evet, ailenin şu an baktığı... Yani aileye ben bakıyorum şu an. Kız kardeşlerime de ben bakıyorum. Öyle mi? Çay içersiniz değil mi? Evet.
Nasıl tanıştınız Sevgi Hanım'la? Bir dönelim mi başa? Arkadaş grubunda tanıştık. Zaten aynı ajansa çalışıyoruz biz. Aynı şirketteyiz. Sürekli benim ismimi duyuyordu. Ben de onun ismini duyuyordum. Sonra bir pazar kahvaltısında denk geldik. Ve benim yanımda kız arkadaşım vardı. İş yerinden yine. Sevgi de benim yanımda görünce kızı tabii erkek arkadaşı yani sevgili sanmış bizi. Halbuki öyle bir şey yoktu. Ve Sevgi'nin de 6 aylık bir sözcüsü vardı. Ben de bunu biliyordum. Sevgi hiç öyle göze bakmadım yani yanlış anlaşılmasın onu söyleyeyim şimdiden. Ama bir konuşmak istedim. Sadece tanıştık. Sonra arkamdan hep iyi çocuk demiş, saygılı çocuk gibi konuşmuş, bayağı bir duydum. Ama yine de kötü düşünmedim. Hani normal arkadaş olarak düşündük. Sonra tekrardan bir pazar kahvaltısı, bir toplantı oldu ve onun geleceğinden önce ben de gitmek istedim. Ve gittim. Ha, siz de zaten aklınıza koymuştunuz Sevgi Hanım. Hani o da gelecek deyince demek ki bir şeyler başlamıştı sizde de. Evet. Onda da başlamış. Orada anladık çünkü orada yakınlaştık. Muhabbet açtı ve bayağı konuştuk. Sözüsünden bahsetti ve ona kötü davrandığını söyledi. Gibi gibi problemler olduğunu, benim öyle olmadığımı, çok farklı iki ayrı insanlar olduğumuzu söyledi. Ve ondan sonrası da ondan ayrılıyor ve biz beraber bir ilişki kurmaya başlıyoruz. Çok güzel bir hikaye oldu. Çok güzel bir aşk yaşadık. Çok güzel sevdik. Çok güzel yedik, içtik, gezdik. Zaman buldukça. Ve sonrasında böyle oldu. Nasıl evlenme teklif ettiniz? Yani evlenme teklifim biraz garip. Hatta kimse yapmamıştı öyle söyleyeyim. Zaten öncelikle maddi durumum olmadığı için bir anahtarlık taktım. Anahtarlığın ucunu. Evet, yüzük olarak. Ve onun tepkisi çok değişikti, güzeldi. Ve onun tabii ki de hani tek taş değildi ama onun yerini tabii hiç tutmaz. Ama çok özel olduğu için sahilde bir evlenme teklif ettim. Arkadaşlarıyla plan yapıp. Ve çıkardığımda anahtarlıktı. Çok farklı bir şeydi. Ve özel hissettirdi o da bana. Hiç kabul etti direkt zaten. Şaşırdı bayağı bir böyle. Ben de sevindim. Ondan sonra evlendik zaten. Önemsemedi yani sizin hiç, maddi evet. Durumunuzun herhangi bir şey olmasını. Yani ha yüzük vermişsiniz. Önemli olan niyet. Önemli olan insanın birbirini sevmesi. Anahtarlıkla da evlenme teklif edebilirsin. Tek taşla da evlenme teklif edebilirsin. Yeter ki gönüller bir olsun. Peki tam olarak kavgalar ne zaman başladı? Tam olarak kavgalar... İyiydiniz değil mi başlarda yani evlendiniz? Evet. Ailenizin yanına mı yerleştiniz siz? Tam olarak öyle oldu. Ailemin yanına yerleştik ve hiçbir sorun yoktu yine. Tabii görümcek gelin muhabbetleri olduğu için biraz... Çok tartışmalar oldu. Çok olayların içinde kaldım. En büyük ablam biraz onunla hep sürekli tartışıyordu. Sürekli birbirini yiyorlardı. Ama Sevgi biraz saf olduğu için ses çıkarmıyordu. Hep susuyordu. Hep benim sayemde arttan alıyordu. Hep bana anlatıyordu. Sonra ben de onu kırdığım için şu an zaten o yüzden geldim. Haksızlık ettiğimi düşünüyorum ona çünkü. Çünkü hep ailemi savundum. Hep kız kardeşim, ablamları savundum ona karşı. Aynı evde yaşamak zaten hani genç bir çift evlenmişsiniz. Hani aile bireyleriyle, diğer aile bireyleriyle aynı evde yaşamak zaten başlı başına zor bir şey. Evet zordu. Zaten öncelikle de söylediğim için maddi durumum yoktu. Ve yine bir gün paraya çok sıkışmıştım. Ve hani bunu artık anlamış Sevgi ve düğünde ona takılan altınları benden habersiz kuyumcuya gidip bozduruyor. Yardım etmek için. Yardım etmek için bana. Ve şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Bütün altınların hepsi sahte çıkıyor. Ne çıkıyor? Sahte çıkıyor. Sahte çıkıyor. Evet. 5 lira tutuyor. Öyle söyleyeyim size yani. Şu zaman parasıyla 5 TL tutuyor. Ve ablama söyleyemiyor. Onların taktığı altınlar direkt bana geliyor. Onların taktığı altınlar derken ablanızın. Ablamın, ailemin taktığı altınlar sahte çıkıyor. Sizin ailenizin taktığı altınlar sahte çıkıyor. Evet. Ablalarınızın taktığı altınlar evet. Öyle mi? Evet. En büyük ablamın taktığı altınlar. Bunu söylemiştir Sevgi Hanım yani değil mi? Hani bu yani sonuçta size söylüyor. Sizin haberiniz yoktu değil Benim mi? Benim haberim yoktu. Yoktu. Kesin. Evet yoktu. Ablanız nasıl bir tepki verdi bunu duyunca? İlk önce bana geldi Sevgi. Tek konuşmak istemedi. Ben ablamla konuşunca ablam direkt çok değişik yerlere gitti olay. Orada kendini savundu yani. Sevgi dedi ki sen...
çok parayı seven bir insansın diye. Kabul etti mi böyle bir şey? Yani evet biz böyle bir şey yaptık dedi mi de? Ha. Yok demedi. Demedi. İnkar etti. Tam tersi sevgiyi suçlamaya başladı. Ne diye? Sen zaten para gösterdin. Nereden bileyim senin altınları alıp bozdurmadan önceden yemediğini, eski sözünde yemediğini gibi böyle bayağı bayağı şeyler. Oo, iftiraya kadar. Evet. Ben tabii o an iftira olduğunu anlamıyorum ama psikolojik olarak da ben de yüklendim. Hani böyle bir şey var mıdır yok mu? Yani şöyle bir şey dedi. Hayır, biz sahte altın takmadık. Bu altınlara sen bir şey yaptın dediler yani. Evet, tam olarak öyle oldu. Ve ben Doğan'ı tabii ablam bir yandan, eşim bir yandan ve şüphelenmeye başladım ben de. Ondan sonra bende de o şüphe başladı artık. Ha, onu soracağım. Ne oldu sonra? Eski sözlüsüyle gerçekten o parayı yedim mi, ablam mı sahte altın taktı arasında kaldığım için ben de ailemin tarafına geçip sevgiyi çok kırdım. Çok üstüne gittim. Ve o da buna dayanamayıp artık o tartışmalardan ve ben de artık ona bu evde seni istemiyorum dedim. Her şey ondan sonra başladı. Ya aslında yani hani sonuçta epeydir bu takı muhabbeti var. Yani bir sürü programımıza katılan insanlar oldu. Düğün takılarıyla ilgili bir yığın problem yaşayanlar oldu. Şöyle diyeyim yani düğünde ne takıldı ne takılmadı damat da gelin de yahut damat tarafı da gelin tarafı da bunları bilir aslında. Hani bilirsiniz ne alındı ne verildi değil mi? Evet. Yani onları bir kontrol etseydiniz keşke eşinizi suçlamadan önce. O anda aklımıza hiçbir şey gelmiyor. Peki sadece kavgalar bu takılar yüzünden mi çıkıyordu? Kesinlikle takılar ve maddi durumun yetersizliğinden birlikte çıktı. Ve gelin görümce tartışmaları, kavgaları biliyorsunuz aynı evde yaşamanın stresi. Hiçbir kadını böyle teklifi kabul etmezdi sevgi dışında. Sevgi kabul ettiği için de aynı ev altında maddi durumlar sıkıntı. Sevgi çalışıyor, ben çalışıyorum. Sadece ikimiz. Ha, eşiniz de çalışıyor. Evet, çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyor. İşte babamdan kalan maaşı annem aldı. O mutfak masraflarını karşılıyor. Ben kirayı ödüyorum. Sevgi diğer eksikleri tamamlıyor. Kız kardeşleriniz niye çalışmıyor? Kız kardeşlerim. Öyle alıştı. Evet, böyle alışmışlar. En büyük ablam Hamdi zaten evli, bize değildi. Kız kardeşim Nurcan nişanlıydı. Nişanlıydı. Evet. Ve nişanlıydı. Şöyle, o da nişan attı. Ve şöyle bir durum oldu. Ona taktığım takılar ailecek. Hepsini de kendine olduğu için harcadı. Biz tabii geri geleceğini düşünüyoruz, borçları kapatacağız diye konuşmuştuk ama keyfek eder, gitmiş telefon almış 15 milyar, 10 milyar gibi bütçelerle. Gitmiş kendine bir sürü eşyalar almış gibi. Hep kendini düşünen bir insan çünkü biraz bencildir o konuda yani. Ya bu sorumsuzluğunu gördünüz aslında kız kardeşinizin de. Evet. Nurcan mı ismi? Evet, Nurcan. Yani Sevgi Hanım da çalışıyormuş. Evet. Bunlar hiç hicap duymuyorlar mıydı? Yani erkek kardeşimiz de çalışıyor, eşi de çalışıyor. Biz bir şey yapmıyoruz. Yani hiçbir şey hissetmiyorlar mıydı ya? Tam tersi bana psikolojik baskı. İşte Sevgi dışarı çıkıyor, kimle buluşuyor, çalışmıyor da başka biriyle paraları mı yiyor? O altınları eski sözlüsüyle mi yedi gibi gibi tepkiler oluyor. Çalışmıyor da başka biriyle mi buluşuyor? Evet, eski sözlüsüyle. Ha, işe gittiğini düşünmüyorlar. Düşünmüyorlardı. Diye. Bu nasıl bir şey? Ve sürekli ben bundan bahsedince ben de bunalıma girdim. Sürekli Sevgi'yi hep sürekli kırdım, bağırdım, çağırdım. Ve en sonunda patladım ve artık seni bu evde istemiyorum dedim. Ya siz bilmiyor muydunuz eşinizin nereye gittiğini, nereden geldiğini? Yani insan bilmez mi ya? Evet, biliyoruz ama dediğim gibi yani biliyorum ama maddi durumum çok sıkıntı olduğundan ve artık her şey bir anda üstüne geldiğinden dolayı ben de ailemin tarafında oldum. Hemen ailenizin tarafında ol. Hiç susturmaya çalışmadınız mı ya? Eşinizi dinlemediniz mi? Hani eşinize niye destek olmadınız hiç? Çok pişmanım şu an. Hata yapmışsınız. Evet. Hakikaten hata yapmışsınız yani. Onu kırdığımı biliyorum. Onu çok defalarca üzdüğümü biliyorum. Hatta şu an ailem onunla ayrıldığımızda üzülüyor mu, üzülmüyor mu merak ediyorlar ama onu da bilmiyorum. Kardeşlerimi de ablam üzüldüğünü zannetmiyorum şu an. O yüzden kardeşlerim ve ablamın yanında olduğum için çok pişmanım. Sevgiyi kırdığım için ayrı bir moralim, psikolojim çok bozuk. Onu daha ulaşmaya çalıştınız mı peki? Ulaşmaya çalıştım. Telefonunu zaten iptal ettiğini biliyordum. Kaldığı eve gittim. Evi boşaltmışlar. Babasının dükkanları vardı. Dükkanlar boşalmış.
En son çağrıyı arkadaşlarımla buldum. Hepsini aradım. Ama hiçbiri de yeni numarasını vermedi. Çünkü artık beni sevmiyorlardı. Onu kırdığım için. Yani çok kötü bir durumdaydım. O dönem çok kötü bir dönem geçirdim. Gündüzleri onu düşünüyorum. Uyuyamıyorum. Yani sürekli bir psikolojik baskı. Ablamlardan artık hiç haz almıyorum. Hiç ayrı eve çıkmayı düşünmediniz mi? Çıkamazdım. Yani ailemi öyle bırakamazdım. Kardeşlerim okuyor. Eğitimini ben karşılıyorum. Bahsettiğim gibi annemin tek bir maaşı babamdan kalan. O da ancak mutfak. Kaç yaşında insanlar yani bunlar da herhalde çocuk diye. Bir de en küçük kardeşiniz kaç yaşında o? Hepimizin arasında ikişer yaş fark var. İki küçük kız kardeşim, iki tane büyük kız. Yani hani bunlar da belli bir sorumluluğu alacak yaşta insanlar. Evet. Yani bugün kadınlar dışarıda herhangi bir iş bulamasalar bile çoğu kadın evinde bir şeyler yapıp satıyor. Ya yiyecek yapıp satıyor, ya bir şeyler örüyor satıyor, ya bir şeyler işliyor satıyor. Kadınlarımız boş değil ki. Kadınlarımız bizim güçlüdür ve ayaklarının üzerinde durmayı bilir bizim kadınlarımız yani. Ama biraz şımarıklık mıydı sanki sizin kız kardeşlerinizin? Yani ben de böyle çok hemen yaftalamış olmayayım ama. Evet. Bana öyle geldi yani. Şımarıklık değil, dediğim gibi küçük kız kardeşim doğduğunda babam kalp krizi geçirdi ve ben tüm yükü aldım. Ve onların iyi olmasını istedim sürekli. Çünkü tek erkek bendim. Ve onlara bakmak benim görevimdi. Ve ben çok erken yaş olduğumu açtım. İşte buna da mesela şey yapıyorum yani. Erkek görevi. Niye görevi? Niye görevi yani? İnsanız. Erkeği kadını mı var bunun yani? Bir evi geçindirmek, eğer hayat müşterek müşterek deyip duruyoruz yani. Bir evi geçindirmek kadının da görevi, erkeğin de görevi. Bence. Evet. Benim kız kardeşlerim işte... Kah gülüyorlar, kah oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Nereden geliyor, nasıl geliyor sormuyorlar. Evet. Bir de üstüne üstlük Sevgi Hanım'a iftira atıyorlar öyle evet. mi yani? Nereye gidiyor diye. Ayıp ya. Kafamı çok doldurdular ve ben de öyle davranmak zorunda kaldım. Ama şu an peki sorduğunuzda ne dedi Sevgi Hanım? Yani hani sen ne diyorsun demedi mi size? O artık bıkmıştı. Bu zaten birikti, birikti, birikti. Bu altın oluyor artık onu son noktası oldu ve benim de aynı şekilde. Ya bir kere zaten bu devirde... Baştan hani aileyle yaşamayı yani hani bir başkasının ailesi sonuçta hani tanımadığı insanlar. Bir başkasının ailesi evet sizinle evleniyor ama sizin ailenizle yaşamayı evet. baştan kabul etmiş olması bile iyi bir şey bence. Evet. Hayır bu olmasın demiyorum ya eskiden insanlar hakikaten hep bir arada yaşarlarmış. Şimdi zor diye söylüyorum. Ama eşiniz böyle bir şeyi kabul etmiş ve geçinmeye gönlü varmış yani. Evet. Çünkü biz birbirimizi çok aşıktık Ayşegül Hanım. Yani çok seviyorduk birbirimizi ki ben hala çok seviyorum. Hala aşığım. Ulaşmaya çalışıyorum. Onu düşünüyorum. Uyuyamıyorum. Gerçekten ondan tekrar bir şans istiyorum. İnşallah hayatına biri girmemiştir. Ha? Böyle yani... bir düşünceyi bile kabul yani... etmek istemiyorsunuz evet. değil mi? Yani onun şey... Onu düşünemem. Yani düşünmek istemiyorum. Öyle bir şey o yapmaz. Bence yapmamıştır. O da beni seviyordur diyorsun. Çünkü seviyor evet. Çünkü ben onu düşünürken bile tüylerim diken diken oluyor. Ay. Onu düşün, o da beni düşünebiliyorum. Yani o enerjiyi alabiliyorum. Biliyorum o da düşünüyor. Ulaşmamı istiyor. Yani ulaştığımı görmüyor ama. O yüzden bir şans istiyorum. Ben şimdi ona ulaşmaya çalışayım bakalım. Şimdi Sevgi Hanım'ı aramaya gideceğim bana müsaade ederseniz. Tabii tabii yani çok ben çok mutlu olurum. İnşallah arayacağım onu programımıza davet edeceğim sonrasına bakacağız. Tamam. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Rica ederim görüşmek üzere. Görüşürüz. Arayalım bakalım Sevgi Hanım'ı. Alo. Sevgi Hanım'la mı görüşüyorum? Evet buyurun. Sevgi Hanım merhaba ben Ayşegül Günay. Bir şansım olsa programından arıyorum sizi nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ederim ama program çözemedim. Show TV'de, Show TV'de yayınlanan bir programımız. Bir Şansım Olsa ismi. Ben de sunucusuyum. Bilmiyorum, daha evvel izlemediniz sanırım programı. Yani bir iki defa denk geldim de benimle alakasını çözemedim. Ha, anladım. Anladım. Şöyle denk geldiyseniz biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, ben size söyleyeyim. Bizde size ait bir emanet var. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz Sevgi Hanım. Mümkün mü? Emanet mi? Tabii. Çok teşekkürler. Evinizin önünde bizim aracımız var. Bir aracımız aşağıda, siyah bir midibüs, ekibimiz de aşağıda. Eğer o araca gelebilirseniz size ait emaneti oradan alabilirsiniz. Araca geldiğinizde ben sizi tekrar rahatsız edeceğim. Peki, tamam. Çok tamam, teşekkür geliyorum. Ediyorum, sağ olun Sevgi Hanım, sağ olun. Böyle kolay olduğu zaman bayılıyorum. Ya insanlar da tabii ki tedirgin olurlar. Mesela ben olsam ben de tedirgin olurdum. Bir düşünürdüm. Hani izlemediğim bir programsa, ki programımız çok izleniyor. Çok mutluyum bunun için. Ben de düşünürdüm ama bir hani. Çünkü hani bir yığın dolandırıcı var, o var, bu var. İnsanların başına neler geliyor yani. Haklı insanlar, tedirgin oluyorlar. Ne programı, bana ait ne olabilirmiş, işte ne emaneti filan gibi sorularla çok karşılaşıyoruz. Bu arada geldi. Geldi. Hadi bakalım arayalım. Evet. Buyurun. Sevgi Hanım, araçtasınız sanırım. Evet, geldim. Şimdi ben telefonunuza mesajla bir şifre gönderiyorum, hatta gönderdim. Aracımızda bir kasa var, görebildiniz mi? Evet. Bu şifreyi girerek kasayı açarsanız size ait olan emaneti alacaksınız. Telefonu kapamayın lütfen, ben de merak ediyorum ne olduğunu çünkü. Peki. Emaneti aldım şu an. Ne var kasanın içinde, öğrenebilir miyim? Benim eski... Evet. Eskine ilk sözlendiğimiz anahtar halkaları var. Eski eşinizle? Evet. Nazım Bey'le? Evet, Nazım Bey. Evet. Programımıza Nazım Bey başvurdu Sevgi Hanım. Sevgi Hanım, sizden bir şey rica etsem. Araç sizi benim olduğum yere getirse, biraz sizinle sohbet etsek mümkün mü? Ayşegül Hanım, bu programda Nazım tek başına mı başvurdu? Evet, Nazım Bey başvurdu. Ama bunun tek başına başvurması gerekiyor. Görümcelerle birlikte başvurması gerekiyor. Çünkü bizim ilişkimizi bitiren görümcelerim. Anlıyorum sizi, anlıyorum ve bu hikayenin belli bir kısmını da Nazım Bey'den dinledim bu anlamda. Yani sorunun görümcelerinizden kaynaklandığını dinledim. Ben bir de sizden dinlemek istiyorum. Rica etsem yanıma gelebilir misiniz? Peki, sizi kırmamak adına geliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sevgi Hanım, bekliyorum ben sizi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sağ olun. Görümce. Aklım çıktı görünce. Vallahi görümcelerden çekeceğimiz var bu bölüm. Gidelim bakalım. En azından geldiğini söyleyelim değil mi? Mutlu olsun Nazım Bey. Oturun, oturun. Evet. Konuştuk Sevgi Hanım'la. Ne söyledi? Anahtarlık... şey bırakmışsınız yine oraya. Anladı, evet, sizin olduğunuzu ve hemen şunu sordu. Yalnız mı?
Yalnız mı derken dedim hani ablaları falan birileri var mı yanında dedi. Ben de hayır dedim. Geliyor. Geliyor, biraz sohbet edeceğiz kendisiyle inşallah. Ondan sonra eğer kabul ederse sizin yanınıza getireceğim onu. Gerçekten yani şu an çok teşekkür ederim. Bu bile güzel bir adım oldu benim için. Yani şu an ne yapmam gerekiyor, ne demem gerekiyor hiç bilmiyorum. Çünkü çok heyecanlıyım. Tekrar onu göreceğim. Tekrar o duyguyu hissedeceğim. O da hissedecek biliyorum. Siz işte birlikte olmaya başladıktan sonra, işte evlenmeye karar vermeden... sanırım maddi durumunuzun hani çok yeterli olmadığını Sevgi Hanım biliyordu değil mi? Bahsettiniz evet. Ona. Anladığım kadarıyla öyle yani. Evet, en başta. Bunu kabul etti değil mi o? Evet, en başta etti. Bildi yani hani çok fazla bir şey beklemedi sizden. Evet. Hatta yani çoğu görüşmeye gittiğimizde bunu bile bile beni kötü hissettirmeden tüm hesapları bile ödedi oldu. Rahatsız hissettiğim zamanlar oldu ama gücüm olmadığı için kabul ettim. Çünkü her şeyin para olmadığını, ikimiz arasındaki o aşk ve o sevgiyi yakaladığımızda bunun bir sorun olmayacağını o da düşündü. Ve ben de zaten onun gibi bir insan ne şu an bulurum, ne bulmak isterim. Onunla tekrardan devam etmek istiyorum. Söyledim ya, zaten baştan böyle bir devirde bunu kabul etmesi çok güzel bir şey yani. Ya bundan yakınmaması. Sevmiş sizi yani Sevgi Hanım. Çok evet. Da umurunda olmamış yani. Kız kardeşiniz Nurcan nişanlısından ayrılmış. Hamdiye miydi büyük ablanız? Hamdiye. O eşinden neden? O da sizin yanınıza mı geldi boşandıktan sonra? Zaten Hamdiye evliyken de sürekli gelip gidiyordu. Hı. Dertlerini anlatıyordu. O niye boşandı? Kayınvalidesiyle çok sıkıntıları varmış. Yani bana anlattığını, annemi anlatıyor, kardeşlerimi konuştuğunu duydum. Sürekli hep kavga, sürekli anlaşmazlık. Ve zaten evliyken de sürekli hep bize geliyordu. Ve en sonunda o da artık bitirdi. Tamamen bize yerleşti. Daha da büyüdü sorunlar. Daha da büyüdü sorunlar. Çünkü bu sefer 5 kişiydik, 6 kişi olduk. Zaten maddi gücümüz yoktu hiçbir şekilde. Ve o da çalışmadı. Dediğim gibi yani. Yeğeniniz var mı? Ablanızın çocuğu var mı? O da şöyle bir şey. Konuştuğumuzda yani... Kayınvalidesi sürekli ona çocuk yapamadığı için hep sen kısırsın, senden hiçbir şey olmaz, seni istemiyoruz gibi tabirler sürekli baskı, baskı, baskı. Sırf bu sebepten dolayı en son patladı nokta bu ve en son o konuşulanlardan sonra ablam bize geri geliyor. Hamdiye Hanım boşandı, sonra hep birlikte yaşadığınız eve geri döndü. Peki Nurcan Hanım neden nişanlısından ayrıldı? Yani Nurcan ablam... Biraz köy hayatı istemediği için, yani nişanlısı köy hayatı istiyor, evlendikten sonra köye yerleşeceğini söyledi. Ablam da İstanbul'a aşığı, o yüzden tepkisi de hemen direkt istemiyorum, olmaz. O sorunlar çıkmış hep sürekli. Hep bunları konuşulmuş, hep bunları konuşuldu. Bana aktardığı kadarıyla ben istemiyorum İstanbul'u. Biraz da el bebek, gül bebek, onu ben ablama destek oldum. Kardeşlerime destek olduğum için o aileyi onda göremiyor. Köyde hiç gitmek istemiyor. Bu bahaneyle de bitiriyorlar, nişan atıyorlar. Bu kadar destek olmuşsunuz ablalarınıza. Onlar size hiç destek olmuyor. Yani hiç olmadılar galiba, evet. Tam tersine köstek olmuşlar sanki. Evet. Tabii ben bunu biraz geç anladım. Çünkü sürekli iş, sürekli bir şeylere çabalıyorum. Bir şeyleri elinden tutmaya çalışıyorum. Ama... Onların da hiçbir desteği olmayınca ben arada böyle hep... İşte o hayat mücadelesinde o sorumluluklarla değil mi insan boğuşurken... işte o detay dediğimiz aslında çok önemli anları kaçırıyoruz değil mi hayatımızda? Yani... Bir şeylerin farkında olmuyoruz. Farkında olmadığımız için de birilerini suçlayabiliyoruz. Ya da birileri suçlanırken buna göz yumabiliyoruz. Yapmayalım. Yapmayalım. Birbirimizi seviyorsak yapmayalım. Birbirimizi dinlemeyi öğrenelim. Evet aile çok önemli. Kardeşler çok önemli. Anne baba çok önemli ama hayatınıza aldığınız insan çekirdek aileniz oluyor. Öncelikle beraber geçinmeniz daha önemli. Öyle değil mi? Yani çok haklısınız. Evet.
bu sorunlar yaşanırken hiç mi Sevgi Hanım'dan yana olmadınız? Ya da nasıl diyeyim yani eşinize karşı hep kardeşlerinizin tarafını mı tuttunuz? İşte kız kardeşim Güler'le çok iyi anlaşıyorlardı. Çok iyi arkadaş oldular. Çok samimilerdi. Beraber gezerlerdi, yeri geldi beraber iyi bir şeylerlerdi. İyi bir arkadaş oldu ve ben de bununla mutlu oluyordum. Ve en son raddeye gelmemin sebebi Güler oldu. Çünkü kız kardeşim bana abi, Sevgi, eski sözcüsüyle konuşuyor. Sevgi'ye bakıyorum, tepki yok. Şok oldum. Belki sonra o da şok oldu. Belki o da bu iftiraya inanmanıza şok oldu. O yüzden tepki vermedi belki. O an aklıma hiçbir şey gelmedi ve ben de o an artık kopardım ve istemiyorum dedim yani. Boşanmak istiyorum dedim. Bir şey demedi mi yani? Sen eski sözünle görüşüyor musun sorusuna bir şey demedi mi Sevgi Hanım? Ben de ona şaşırdım. Hiçbir şey söylemedi. Yani sadece kaldı. Sadece bana baktı. Ben ona baktım. Ve sonra ağzımdan o sihirli kelimem çıktı. Yani yaptığım hatam çıktı. Boşanmak istiyorum. Direkt hemen kısa ve net oldu. Çıktı ağzımdan ve sonradan çok pişman oldum. Geldi. Mesaj geldi. Sevgi Hanım da geldi. Gerçekten. Şimdi ben onun yanına gidiyorum. Biraz konuşayım onunla. İnşallah yanınıza getirebilirim. Vallahi. İnşallah sizi tekrar bir araya getirebiliriz. Çok sevinirim Aşık Hanım gerçekten. Müsaade. Tabii. Tamam. Tamamdır. Haydi görüşmek üzere. Görüşürüz Aşık Hanım. Hoş geldiniz. Ayşe Hanım, hazır mıyım bilmiyorum. Buyurun dışarıda konuşalım. Hava çok güzel. Buyurun gelin. Buyurun şöyle. Tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum. Sevgi Hanımcığım, ben hiçbir şeyin tek taraflı olmadığını düşündüm. Yani muhakkak iki tarafı da dinlemek isterim. Tam olarak boşanma sebebiniz neydi? Aslında Ayşegül Hanım, ben hiç boşanmak istemedim. Ben Nazım'ı hala seviyorum. Onun için nelere göğüs gerdim bir bilseniz, bir bilseniz. Ama benim ailesi tarafından işitmediğim hakaret, yemediğim laf kalmadı. Ben tek bir şey istedim. O da Nazım'ın bana güvenmesi ve arkamda durmasıydı. Masaya eline yumruğunu vurmasını istedim ama ablalarına karşı beni asla savunmadı. Her zaman beni yapayalnız bıraktı. Bahsetti biraz biliyor musunuz? Yani zaten o yüzden burada şey dedi yani pişmanım. Hani ben hep eşimle kardeşlerimin arasındaki tartışmalarda eşimin yanında olmadım dedi. Yani hani o tarafı tuttum dedi. Taraf tuttum dedi açıkçası. Buna çok pişman zaten. Çok pişman. Ve yani siz de şu an aynı şeyi söylüyorsunuz. Hani evet fedakarlıklarınız olmuş. Bir kere ben başta kendisine söyledim. Hani böyle bir devirde genç bir hanımın eşinin ailesiyle birlikte yaşamayı kabul etmesi bile bir şeydir ya. Şimdi öyle değil biliyorsunuz evet, yani. Kimse yan yana gelmek istemiyor ki kimseyle. Hani bırakın şeyi aynı evde yaşamayı. Yan yana bile zor geliyorlar. Ben sevdiğimden dolayı Nazım için her şeyi kabul ettim. Her şeyi göğüs gerdim ama tek başıma yapıyormuşum her şeyi. O da sizi seviyor biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur siz de eşinizin. Ama bazen yani tek taraflı yıpranıyorum. Yani görümcelerim aslında. Bizim ilişkimizde de biz sevgiliyken her şey yolundaydı. Ama biz evlendikten sonra ben o eve ne zaman girdikten sonra işler değişti. Beni her zaman savunan, her zaman yanımda duran Nazım'dan eser yoktu. Enteresan kadınlarmış ya anladığım kadarıyla. Siz pardon neresiniz? Ben İzmitliyim. İzmitlisiniz. Nerede yaşıyorsunuz şimdi? Şu an İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul. İlk ve orta öğretim ben İzmit'te.
tamamladım. İstanbul'da 2 yıllık bir üniversiteyi kazandım. Sağ olsun ailem de bana destek oldu. 1+1 evdi. Kendi hayatımı sürdürüyordum kendi çapımda. Ta ki Nazım'la tanıştım. Ha, ailenizin durumu falan iyiydi. Evet yani. Evet, yani ben her zaman kendi odam, kendi evimdeydim. Bir anda Nazım'la evlendikten sonra yani bizim, affedersiniz ama, bir odamız bile yoktu. Ve biz evde sadece 2 kişi, ben ve Nazım. Sadece 2 kişi evi döndürüyorduk. Öyleymiş ya. Onu sordum, biliyor musunuz? Hani dedim, yani Sevgi Hanım da çalışıyormuş dedim. Yani hani bu insanlar hiç mi hicap duymuyordu dedim. Yani hani gelin çalışıyor, kardeşimiz çalışıyor. Hani insan bir şey oluyor değil mi? Huzur olmaz evet. Mı? Olur ya yani. Yani şöyle söyleyeyim. Ben Hamdi'yi ve Nurcan ablayı da ablam gibi gördüm. Onlar beni ne kadar kardeş olarak görmese de ablam gibi gördüm. Dedim ki hani siz de çalışın. Finansal özgürlüğü bir kadın olarak sağlamak çok önemli. Hep yardımcı olmaya çalıştım, referans oldum. Hep beni mağdur ettiler. Hep iş, yani gönderdiğim işlerde hep kavga ettiler. Patronla kavga, elemanlarla kavga, dedikodu. Bana ne yapıyorlarsa biraz bin katını. Biraz geçimsizler galiba değil mi? Birinin boşanma sebebi, birinin nişanlısından ayrılma sebebi. Sanki bir hani geçinmeye gönülleri yokmuş yani gibi, değil mi? Yani şöyle, ilk eve... Sizin mesela geçinmeye gönlünüz varmış ki hiç maddi sorunlarını bile Nazım Bey'in Ayşe dikkate almamışsınız. Biz sözlenirken anahtar halkalarıyla sözlendik. Çay içer misiniz? Çok teşekkür ederim. Ben bir yoluk. Buyurun. Elim ayağım titriyor, kusura bakmayın. Sakin olun ya, ne olur. Geldiniz bak, ortam güzel, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ya siz olmasanız ben gelir miyim bilmiyorum. Çünkü ben bu travmayı hala atlatamadım. Ya çok haklısınız. Çok haklısınız yani çok ama zor. Ne güzel bir şey söylediniz. Ben Nazım'ı hala seviyorum dediniz. Aynı şeyi ben Nazım Bey'den de duyduğum için. Şöyle güzel bir ortamdayız. İnşallah Nazım Bey'le... ya sakin olun ya. Titremesin eliniz ayağınız. Teşekkür ederim bizden dolayı. Ne demek? Yani bana bu konuda... Yani sizin keşke... tanıştığınız zaman sizin sözlüğünüz varmış. Ya aslında sözlü demeyelim de şöyle üniversite... Zamanlarında tanıştığım bir erkek arkadaşım vardı. Ben o zaman hep bir kariyer planlarım vardı. Bir anda bana evlenme teklifi etti. Yani hayır dediğimde vereceği tepkisinden de biraz çekindim. O yüzden bir anda ağzımdan evet kelimeleri döküldü. Yani evet dediğim andan itibaren biliyordum asla evlenmeyeceğimizi. Çünkü asla evlenebileceğim bir karaktere sahip değildi. Eski sözlünüzü değil mi? Hiç şey yapmadınız. Yani onu ben hep bir erkek arkadaşım söz olarak ciddi... Yani... Öyle birden verdiğiniz aynen, bir karardı aynen, ama aynen. Sanki evliliğe gitmeyeceğine inandınız evet. O zaman. Ve... Nazım Bey'le nasıl oldu? Yani de şu ayrıntıyı vermek istiyorum. Aslında erkek arkadaşım gerçek yüzünü ben Nazım'la tanıştıktan sonra anladım. Yani Nazım'la biz ilk tanışmamız, arkadaş ortamımızda, yani iş arkadaşlarımız hafta sonu bir kahvaltı düzenlemek istedi. Hı hı. Beni davet ettiler, kabul ettim. Ama 2 kişinin daha geleceğini söylediler, ben bilmiyordum. Şule diye bir iş arkadaşımızdı. O yanında bir erkek de geldi. Ve Nazım adını çok duydum ben. Ama Nazım olacağını bilmiyordum, adını da sormadım. Yani heyecandan biraz heyecanlandım onu görünce. Aa, etkilendiniz görür görmez. Evet. Ya tabii ama. Yani... Zaten öyle olur ya. Vallahi evet. Öyle olur. Yani hani ilk başta o... Kelebeklenme. Şimdi, değil mi? Kelebeklenme. Evet. Hani o karnında kedimi evet. Yavlamaları diyorlar bir farklılık. İşte. Yani bir farklılık bir şey. En baştan oluyorsa oluyor, olmuyorsa. Evet, aynen öyle. Ben onun kız arkadaşı olduğunu düşündüm Şule'nin. Yani bana samimi yaklaştı ama ben dedim Allah Allah yani kız arkadaşı varken bana samimi olması ne kadar yanlış. Ondan sonra kahvaltı sonrası biz kız arkadaşımızla dedikodu yaptık. Ve Nazım'mış, öğrendiğimde şok oldum ve kız arkadaşı da değilmiş. Tabii bu benim içime biraz su serpti. Ondan sonra ikinci bir kahvaltıyı düzenledik. Orada daha samimiydik. Ve orada anladım ki erkek arkadaşıma gerçekten ayrılmam gerekiyor. Çünkü Nazım hani... Yanımda iyi hissediyordum. Beni kendimi sevmeme yardımcı oluyordu ve her şeyi anlatabiliyordum. Bu erkek arkadaşım olayında Nazım'a anlattım ama Nazım iyi niyetinden ablalarını anlatmış. Ve evlilik dönemimizde hep bana bunu... Sözlendiğinizi mi anlatmış? Evet. 4 tane görümce. Hep bunu koz olarak kullandılar biliyor musun? Hep bunu koz olarak kullandılar. Hep beni bir tehdit olarak görmeye başladılar evde. İşte
Seni kim alsın? Sen zaten böylesin, şöylesin. Aa, ne demek seni kim? Ay, ne terbiyesizce bir yaklaşım. Ne demek seni kim alsın? Kadının kadına yaptığını hiç kimseye yapmaz. Yapmaz, yapmaz zaten. Hakikaten kadın kadının dostu olursa hakikaten ayyuka varır bir şeyler. Ama kadın kadının düşmanıysa kork, çok kork. Görümce işte, 4 tane görümce. Görümce, aklım çıktı görünce. Zormuş işiniz. Ve benim en çok da yediremediğim şey beni bir tehdit olarak görmeleri. Ben Nazım'ı onlardan alacak olsam o eve taşınmak ister miyim? Niye aynı evde yaşıyorsun? Bir ayrı eve çıkmayı hiç düşünmediniz. Ya düşündük, düşündük ama ben Nazım hep maddi sıkıntı yaşasın istemedim. Hem o ev, hem o ev. Aileyi çünkü ablaları sağ olsun hiçbir işte çalışmıyorlar. Hep bir rahatlığa alışık oldukları için hep bir dedikodu, hep bir arkadan konuşalım, hep bir laf. Dedim ya, ben de sordum o durumu. Hani dedim ki hani kardeşleri çalışıyor, gelinleri çalışıyor. Ne gerek var ki? Nazım çalışıyor, ellerine para veriyor. Ne gerek var? Bir de ben geldim. Şimdi Nazım kardeşlerine bakıyordu. Ablası ve kardeşlerine bakıyordu. Ben de evin ihtiyaçlarını karşıladım. Yani ben bir süre sonra baktım ki biz ayın sonunu dahi getiremiyoruz. Getiremiyoruz ya. Ben hiçbir zaman ve ben kendi aileme de, yani benim de bir ailem var. Bana diyorlar ki neden sesin böyle geliyor diyorlar ve ben hiçbir şey söyleyemiyorum. Ya bir de aslında çok şey bir mesele olmuş. O mesele bayağı bir çirkin bir mesele. Şu bileziklerin sahte çıkması. Aslında ya şöyle söyleyeyim. Ya ne kadar kötü olmuşsunuzdur ya. Yıkıldım. Siz yardım amacıyla değil mi? Eşinize evet, destek evet. olayım diye. Yani hani sonuçta gelene evet, kadar evet, hani evet, ona evet, aittir evet, ama evet. hani eşime destek olayım diye gitsen onu ay ne çünkü yaptınız ben yani? O parayla kendime çanta, kendime ayakkabı almayacaktım ki. Ben tabii. O aileye katkı sağlayacaktım. Tabii, aileme tabii, tabii, katkı tabii. sağlayacaktım ama bunu işte ay, biz sana ana olarak sakladık. Sen bunu para olarak görüyormuşsun. Sen eski sözüne nasıl, ne demişti? O kadar kaba ve o kadar kötü bir söz ki ağzıma daha yakıştıramıyorum. Bu kadar kötü insanlar. Sen eski sözüne yedirdin o parayı ve bozdurdun. Sahtelerini bizim elime veriyorsun gibi, elimize veriyorsun gibi bir cümlede bulundular. Ne hissettiniz oraya gidince sahte olduğunu? Gerçekten anlatılmaz. Ay. Yani bu böyle, bu takı meselesi, büyük hayal kırıklığı, evet. bu bitti. Başka neler oldu, anlatmak ister misiniz? Anlatacağım Ayşegül Hanım, anlatacağım ama sizden tek bir şey istiyorum. Buyurun. Bütün kameraların önünde, Nazım da dahil, Hamdiye, Nurcan ve Güler hepsi buraya gelecek ve benden teker teker özür dilemesini istiyorum. Çünkü benim yaşadıklarım kolay şeyler değildi. Hayal kırıklığınızın yanında iftira filan atmışlar tabii, ya yani. Tabii. Benim annemi arayıp eski kayınvalidem, annemi arayıp kızını hemen evimizden al, namusuna laf ettirmeden gibi Hayır. şey söyledi. Ve beni zaten evden kovdular bizim. Ben yine her şeye rağmen yine kabul etmiştim, beni evden kovdular. Öyle bitti bizim her şeyimiz. Öyle söyledi. Ve ben bunu... Çok üzülmüş, gitmeni istiyorum demiş, bu evden boşanmak istiyorum seni. Bir daha benimle de ailemle muhatap olmuyorsun. Bu üslup yok. Bu şekilde söyleme de şu an ne kadar pişman olursa olsun. 2 yıl önceyi ben unutmuyorum. Bana yaşatılanları ben unutmuyorum Ayşegül Hanım. Kim unutur ki? Hiç kimse. Yani kim unutur? Zor ya. Peki o zaman yani... Kız kardeşler buraya gelmeyi kabul ederlerse Nazım Bey'e ben aratacağım şimdi. Siz de bir araya gelmeye razısınız değil mi Nazım Bey'le? Evet. Gelip benden özür dileyeceklerse, hatalarını kabul edeceklerse ve bir daha asla böyle bir şey yapmayacaklarını yemin ederlerse... Tabii ben kovulduğum eve asla geri dönmem. O da ayrı konu. Ayrı bir yerde evet. oturursunuz. Ki Nazım evet. Bey'in de niyeti o. Evet. Yani umarım ablalarına söz geçirebilir ki hiç sanmıyorum. Müsaade eder misiniz? Ben gideyim Nazım Lütfen, Bey'in yanına bir sizin. Ablaları arayalım. Müsaade sizin. Çayınızı için sizde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok şeker bir hanım Sevgi Hanım. Çok tatlı bir hanım.
Ne konuştunuz? Vallahi ne konuştuk? Sevgi Hanım buraya gelmeyi kabul ediyor. Ama şartı var. Şart? Evet. O da sizi seviyor. Dediğiniz gibi hani yanılmamışsınız. Ama ablaları benden özür dileyecekler diyor. Ablaları da gelirse onlar da bu mevzuyu hep beraber orta yerde konuşursak ve benimle yüzleşirlerse neden olmasın diyor Nazım'la tekrar, neden olmasın diyor. Yani... Ne yapalım? Ablalarınızı arayabilir misiniz? Gelebilirler mi buraya? Yani arayayım Ayşegül Hanım ama yani kardeşlerim bir nebze ama en büyük ablam Hamdi'ye yani sanmıyorum. Çok zor yani, çok zor. Hani konuşurum ama yani hiç sanmıyorum. Peki ablalarınız gelir mi? Yani ablam biraz zor. Ve sevginin ismini duyduğunda telefonda bağırabilir. Çok sinirli olabilir. Ya çıldırabilir açıkçası, öyle söyleyeyim. O kadar. Evet. Ne yapacağız? Arayalım. Yani şu an başka çarem yok gibi gözüküyor. Bence de. O zaman arıyorum. Hoparlörü alabiliriz. Alo ablacığım. Abla. Söyle canım. Neredesin? Evdeyim. Abla ben şu an Show TV'de Bir Şansım Olsa programındayım. Allah Allah, ne işin var orada ablacığım ya? Abla şu an kameralar da beni çekiyor. Telefonu hoparlörü alıyorum ve Ayşegül Hanım da burada. Ayşegül Hanım mı? Evet. O da mı duyuyor? Şu an duyuyor, evet. Hamdi Hanım merhaba, nasılsınız? Merhaba Ayşegül Hanım, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Kardeşiniz programımıza başvurdu. Sizden bir istirhamı var. Abla, ben senden bir şey rica edeceğim. Ama lütfen ilk sakin ol, tamam mı? Hayırdır ablacığım, ne söyleyeceksin? Ne işin var senin televizyonlarda, kameralarda ya? Abla, bahsettim ya, sevgiyle buluşmak istiyorum. Ve şöyle bir şey var. Sevgi seninle buluşmak istiyor. Burada yüzleşmek istiyor. Benimle. Evet. Senin buraya gelmen lazım abla. Lütfen. Beni zorlama. Ben o defteri kapattım lazım ya. Şimdi tekrar yüz yüze geleceksin. Nereden çıktı bu sevgi aşkı birden böyle? Bitmiş, kapanmıştı o konu. Abla zaten şu an bir sürü kamera çekiyor. Sevgi de gelmiş. Bak lütfen gel. Bir görüşün. Bir olgunluk yap. Bir ablalık yap. İlk defa böyle bir şey istiyorum. Vallahi ben de eve gelmem bak. Ya bütün kameralar bizi gösterecek. Akrabalar var, konu komşular var. Rezil olacağız. Ne işim var benim televizyonlarda? Hamdi Hanım, niye rezil olasınız? Hiç böyle düşünmeyin. Bakın kardeşiniz bize başvurdu. Ve eski eşiyle yan yana gelmek istiyor tekrar. Lütfen aranızda sizinle yaşanmış olursa olsun... Kardeşinizi düşünerek hiç değilse buraya gelin. Sizden rica ediyorum. Yani ben hiçbir şeyi tek taraflı dinlemeyi seven biri değilim. Bir de sizden dinleyeyim neler yaşandı. Biraz sohbet edelim, gelin konuşalım, olmaz mı? Siz istediğiniz için geleceğim. Normalde gerçekten hiç onaylayacağım bir konu değildi. Ama madem Ayşegül Hanım siz çağırıyorsunuz, sizi tabii ki kırmayacağım. Çok teşekkür ediyorum Hamdi Hanım. Bekliyoruz o zaman biz sizi. Hoşçakalın Ayşegül. Sağ olun, sağ olun. Görüşürüz abla. Görüşürüz ablacığım. Çok teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Yani çok büyük bir zoru başardık sizin sayenizde. O zaman ben diğer kardeşlerinizi aramayı size bırakıyorum ama sizi Bir Şansım Olsa masasına davet ediyorum. Tamam Ayşegül Hanım. İnşallah orada hep beraber buluşur konuşuruz. Çok sevinirim. Görüşürüz. Görüşürüz. Hamdiye Hanım'la konuştuk. Hamdiye Hanım biraz zor bir hanım belli ki.
Ama öyle ya da böyle tepki de gösterse gelmeyi kabul etti. Diğer kız kardeşlerini de arayacağını söyledi. Onları ikna ederim dedi. Zaten bir problem olmayacak dedi. Sizin sanki büyük sorun büyük ablayla Hamdiye büyük Hanım. Büyük ihtimalle Nazım onu faturaları ödemeyeceğiyle tehdit ettiği için gelmeye karar vermiştir. Çünkü Nazım arkalarını dayamışlar. Ekmek elden su gölden. Nazım kendiyle tehdit edince tabii gelmek ister. En çok onunla mı anlaşamıyordunuz? Evet, evet en çok. Yani şöyle ben eve ilk gelin geldiğimde Hamdiye Hanım yoktu. Kısır gelin denmiş. Gelin gittiği evde ve kayınvalidine geri döndü. Kendi evine geri döndü. Ve ne oldu? Bizim evde kişi sayısı arttı. Ve biz artık ay sonunu getirememeye başladık. Ve ben de Nazım'ı sevdiğimden dolayı sevdiğimden dolayı. Eve boşandıktan sonra geri döndü. Siz çok şaşırmamış gibisiniz boşandıktan. Yani çünkü asla bir insanla geçinebilecek potansiyelde bir kadın değil. Kötü bir insan o. Art niyetli bir insan. Yani kendimden ne var ne yok o ev için paylaşıyorum. Ona rağmen bencillik yapabilecek kapasitede bir kadın. Yani size iftira atmışlar. En bence hani dikkate alınacak olan da eski sözlüğünüzle görüşüyor olduğunuz. Bana o altınları bozdurup eski sözüme yedirdiğimi söyledi. Teşekkürler. Düşünebiliyor musun? Böyle bir şey olabilir mi ya? Nazım Bey bir tepki vermedi mi buna? Gerçeklik payı var mı bunun? Yani siz eski sözlüğünüzle görüşüyor muydunuz? Şöyle, asla böyle bir şey olamaz. Yani ben eski sözlüğümle Nazım benim hayatıma girdikten sonra bitmişti zaten. Bitirdim. Sadece bir iş konusunda beni aradı. Ve ben de yönlendirmem gereken kişiye yönlendirdim. Ve ben bunu iyi niyetimden Güler'e söyledim. Çünkü ailede en yakın bana oydu. Anlattım ama o Hamdiye'ye anlatmış. O da bilemezdi Hamdiye'nin her olayda benim önüme sereceğini, önüme getireceğini. Nereden bilsin ki? O da ablasının bu kadar kötü bir insan olduğunu bilemez. Biz en son yemek yiyorduk. Ve bir anda çıkıp sevgi seni aldatıyor yaptı Nazım'a. En başta bana Nazım tabii ki de güveniyor, inanıyor yemek ama. Yemek yiyordunuz. Evet yemek yiyorduk. Boğazıma düğümlendi yemekler. Tabii Nazım bana ilk etapta inandı. Ama ondan sonra baktım ki ailelerinden yana olmaya başladı. Beni yapayalnız bıraktı. Peki. Bileziklere gelelim şu bileziklere takılara. Kim ne takmıştı size hatırlıyor musunuz? Yani bana tam 10 tane bilezik takıldı. 10 tane. Ben 3'ünü bozdurmaya karar verdim ama o olaylar çıkınca nereden bilelim belki onlar sahtedir diye. Ben hepsini öğrenmek istedim ve hepsi sahte çıktı. Gerçekten. Hepsi sahte çıktı ve ben böyle o kadar şaşıracak yani siz bir altın taksanız ve sahte olduğunu size söylense şaşırmaz mısınız? Şaşırma ne demek utanırım ya. Asla şaşırmadılar. Şaşırma ne asla. Yani? Nazım Bey hiç sesini çıkarmadım asla. Bunu. Asla hayır. Hayır. Belki de bileziklileri biz dediler alıyoruz. Aldık al sen de bunu tak dediler. Adamın haberi bile yok yani sahte mi? Hamdi Hanım'a dedi ki bileziklerin nereden sahte olduğunu biliyorsun. Sen biz gerçek taktık sen sahteliğiyle değiştirdin ve eski sözüne yedirdin yaptı bana böyle. Dediğim gibi yemek masasında yine. Yani. Ya insan hani şey gibi utanır bir de artık yani. Evet. Yüzüne vuruluyor evet. Bu yani. Ya ben şu detayı da vermek istiyorum. Biz Nurcan'ın nişanı vardı. Ona 10 tane yine 10 tane altın taktık ve hepsinin ağzını ben ödedim. Ve nişanı attıktan sonra hepsini Nurcan Hanım 15 binlik telefon aldı. Geri kalan parayı da tatile gitti yedi. Öyleymiş. Benim ya. Hakkım, benim hakkım nerede? Ya. Benim paramı yiyorsun. Benim düğünümde takılan altına bir tanesi 50 TL'ymiş biliyor musunuz? Bir tanesi 50 TL. Ben kaç ay çalıştım da. Ki yetmiyordu Nurcan yerine geldiğimde zaten söyleyeceğim. Bütün detayları vereceğim size. Aklınız almayacak. Alo. Abla ne yapıyorsun? İyiyim oğlum. Sen nasılsın? Ben de çok iyi olacağım abla. Senden çok çok önemli bir şey isteyeceğim ben. Ne oldu Nazım? Abla ben şu an programdayım.
Ne programı? Bir şansım olsa Show TV. Ne saçmalıyorsun Nazım? Ne bir şansım olsun? Ne işin abla, var senin? Abla anlatacağım. Abla senin buraya gelmen lazım çok acil bir şekilde lütfen. Hamdi... Hayır ben oraya falan gelmiyorum. Hamdiye abla duyarsa ne yapar biliyor musun sen? Abla bir beni dinler misin? Hamdiye ablam kabul etti geldi. Lütfen sen de gel. Senin de gelmen lazım. Ne? Ablam orada mı şimdi? Evet geliyor şu an yolda. Ama senin de gelmen lazım. Abla benim için... Ben de geliyorum. Tamam kapat. Abla süpersin ya. Çok teşekkür ediyorum. Abla şimdi hemen konum atıyorum sana tamam mı? Tamam konum at. Konum at geliyorum. Tamam ablama. Tamam. Çok sağ ol ablam. Kapatıyorum. Peki Nurcan Hanım'la aranız nasıldı? Yani şöyle ben eve gelin geldiğimde o evdeydi. Ama hiçbir zaman hiçbir yemeği ucundan tutmaz. Hiçbir işin ucundan tutmazdı. Hiçbir şey yapmazdı. Ha biraz yan şeymiş. Gelip yatardı. Yani gezmek. Tercaiymiş evet. Hava atmak. Aynen öyle. Hava atmak, gezmek, tozmak, zengin koca bulmak. Bizi beğenmiyordu bile. Aileyi beğenmiyordu bile. Ben ona ne zaman işe gireceksin, artık bir işe girmeli misin kibarca? Hani onun için kendi parasını kendi kazansın diye ben ondan hiçbir beklentim yoktu. İşte ne yapacağım evde oturup ondan sonra sen de amma benim üstüme geliyorsun vesaire. Bunlar patlak verdi. Bir şeyleri paylaşamamışsınız evde de. Hani ne bileyim siz zaten dışarıda da çalışıyormuşsunuz ama sanki evde de bir hani... Evet, bir iş bölümü olur ya. Hani biri dışarı hani bir gelir değil mi? Bir nasıl olsa çalıştı geldi der biri önüne bir tas çorba koyar hani birinin. Ayşegül Hanım öyle bir şey olsa yine gam yemeyeceğim. Evden iş, işten ev. Ne yaptığımı işten yorgun argın geliyorum. Yine hani yeni gelin olduğum için hani diyorum... Hizmet edeyim. Hani şey ama yapmayayım. Hiçbir şekilde yaranamıyorum. Bu yemeğin tuzu yok. Bu böyle şu şu. Üstüne ben, bir de. Evet hizmetçi gibiydim evde. Zaten ne kazanıyorsam onlarla paylaşıyorum. Evde ne yapıyorsam onlar için. Hani ben Nazım için her şeyi kabul ettim ama... Nazım benim için ablalarına hiçbir şey söylemiyordu. Nişanı kız tarafı yapar. Nurcan'ın nişanı nasıl geçti? Kim yaptı? O zaten. Az önce dediniz 10 tane altın aldı. O zaten ayrı bir muamma gerçekten. Nişanı da siz yaptınız. Evet biz yaptık ve nişan olmadan önce Nurcan Hanım düğün salonuna görüşmüş. DJ'yi ayarlamış. Yemek listesi yapmış. DJ altınlar. Ki bu altınlarla DJ ile de bitmiyor. Çalışanlar nasıl olsa Nazım çalışıyor, Sevgi çalışıyor. Aynen öyle. Bir şekilde öderler yani. Aynen öyle. Alo. Alo abim neredesin? Arkadaş seninle kafede oturuyorum abi ne oldu? Abim şu an sana bir konum atacağım. Arkadaşlarını falan bırakıyorsun direkt buraya geliyorsun. Acil bir şekilde tamam mı? Ne konumu neredesin ki sen? Abim ben şu an bir şansım olsa programındayım. Tüm ablamlar İşim burada. Boş ver sen de işim olduğunu. Sevgi de burada. Herkes burada. Sevgi mi? Evet. Yani şimdi ne gerek var böyle bir şey? Ne yapacağız ki hem orada? Tekrarlatma bir daha dediklerimi istersen. Buraya gelir misin ya, diyorum sana. Of abi ya benim gelmem şart mı? Şart. Burada olman gerekiyor. Of. Kesinlikle geliyorsun. Konum atıyorum şimdi tamam mı? Ya iyi tamam. Tamam. Tamam hadi çabuk gel acil. Konum atıyorum hemen. Tamam geliyorum hadi bay bay. Hadi öptüm bay bay. Peki hiç anlaşabildiğiniz görümceniz yok muydu? Yani yaş aralığı en az olan Güler ve en çok onunla anlaşıyordum. Yaşınız mı yakındı? Evet yakındı ve birbirimizi anlıyorduk. En azından ben öyle sanıyordum. Ta ki en son patlağa vurana kadar. Şey dedi hani senin eski sözlüğüne ne oldu? Ay ne eski sözlüğüymüş yani. Çünkü vurabilecekleri tek nokta bu. Pişirip önüne getirmişler. Aynen öyle aynen öyle. Ondan sonra sen yazışmıyor muydun? Gibi bir şey. İspat edin kardeşim deseydin. Ablacığım ispat edin deseydin ya. Yok
hiçbir şey yok. Yani burada şey yok. Aslında hakikaten Nazım Bey de zaten kabul ediyor da burada hata Nazım Bey'in. Evet. Ya siz hani ne diyorsunuz? Bu ne? Bana ispat edin. Hani görüştü mü? Evet. Fotoğrafını çekin. Yazıştı mı? Bana mesajını gösterin falan demesi lazım. Böyle şeyler yok. Hoş geldin abla. Nereye geçeceğim? Geç buraya. Ve en büyük olay zaten orada patladı. Güler öyle bir şey söyleyince hemen kayınvalidem annemi aradı. Gelin kızınızı alın ve namusuna laf ettirmeyin. Ne hoşlanırsın? Bir de hoş geldin diyor. Bu olay oluyor ve aile ne düşünür, ne hisseder diye hiç hesapsızca yani... Her şey gelebilirdi ailenizin aklına. Ne yaptı? Aldattı mı? Bir şey mi oldu? Evet. Ne kadar kötü bir orada şey. Orada iftiraya uğrayan benken Nazım bir anda sen benim anneme nasıl bir terbiyesizlik yaparsın? Senin büyüklerine saygın yok mu diyerek öyle bir takıştık, kavga ettik ve beni evden kovdu. Mesele bu oldu. Evet. Evet. Ben Nazım'ı bir şansım olsa masasına göndermiştim. 3 tane görümceniz de gelmiş. Gelmişler mi? Evet, gelmişler. Düşünmek ister misiniz yoksa hemen gidelim mi? Gelmişlerse hemen gidelim. Buyurun o zaman. Lütfen. Bir şey olmaz. Televizyonları çıkarttın bizi. Vallahi rezil ettin ya. Geldim. Sevgi Hanım buyurun. Hoş geldin. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Şegül Hanım. Merhaba. Merhaba. Uzun zaman sonra sanırım bir araya geliyorsunuz değil mi Sevgi evet, Hanım? Evet 2 sene oldu. 2 sene oldu. 2 seneye geçmiştir. Çok da hoş olmayan şeyler yaşanmış aranızda. Nazım Bey'den de Sevgi Hanım'dan da dinlediğim evet, kadarıyla. Evet maalesef. Ayşegül Hanım müsaadeniz olursa soru sormak istiyorum da. Tabii sorun yani hani siz istediniz dediniz görümcelerim gelsin. Onlarla konuşmak istiyorum dediniz. Onlar da kırmadılar geldiler. Altınları bozdurup ne yaptınız? Yine altınlara geldi yine bana geldi konu. Bak. Bence o altınları sen bozdurup birilerine yedirmiş olabilirsin diye düşünüyorum. Abla. Siz bir saniye Hamdi Hanım siz bunu ispat edebilir misiniz? Yani altınların sahte olduğunu söylüyor Sevgi Hanım. Yani zaten o düğünde gelen giden bellidir. Keza Nazım Bey de bundan haberdardır. Sevgi Hanım da ellerinde olan budur. Ama siz tersini iddia ediyorsunuz. Hayır biz sahte altın takmadık. Ve... aldı, Sevgi onları bozdurdu diyorsunuz. Bunu ispat edebilir misiniz? Yani belki her zamanki kuyumcuya gittim. Belki kandırdı beni. Pardon? Olamaz mı? Ne yaptı? Beni kandırmıştır belki. Hmm. Sahte altınla. Evet. Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi Hamdi ya? Abla. Doğruları söyler misin artık? Ailenizi neden beğenmiyorsunuz? Bizi burada herkese rezil ettin. Televizyonlara çıktın. Şimdi konu benim ailemi beğenip beğenmemem mi geldi? Sana. Televizyonlara çıkmak rezil olmak değildir Nurcan Bizim Hanım. Bizim için rezil olmak. Hiç rezil olmuyor. Zaten evlilikleri boyunca rezillerdi. Bitirdiler. Abla. Hala neyi devam ettiriyorlar? Ne gibi rezillerdi mesela? Ne gibi rezillerdi? Bir arada gidemediler ki ayrıldılar Ayşegül Hanım. Çünkü sizin yüzünüzden. Onlar tabii. Birbirlerini seviyorlarmış. Tabii. Lütfen, bir arada gidemediler derken yani geçinemediler mi? Buyursunlar o zaman mutluluklar diliyorum bir şey demiyorum ben. Zaten ama mutluluklar bana dönüp, dilemeniz lazımdı en bana başta. Bana dönüp de işte sen neden aileni beğenmiyorsun demesin yani. Ya hani bunu niye söylediniz siz de bilmiyorum hani. Şundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani hani bir takım sorumlulukları almışlar onlar. Nazım Bey de Sevgi Hanım da bir takım sorumlulukları biz üstlendik diyorlar. Ama sizlerin herhangi bir sorumluluğu üstlenmediğinizi düşünüyorlar. Özellikle sizin bu konuda çok umursamaz olduğunuzu söyledi de o yüzden herhalde bu soruyu soruyor. Ayşegül Hanım zaten biz 2 sene önce bu meseleyi kapattık. Ben de buraya sırf
Siz davet ettiğiniz için geldim. Sizi kırmamak için. Siz kapatmışsınız ama çiftler bunu kapatmamış. Nazım Bey de Sevgi Hanım da bence birbirlerini seviyorlar. Bütün gerçekleri bildiğin halde neden yalan söylüyorsun? Ben... O yemek masasında neden yalan söyledin? Ben yalan söylemedim ki, ne gördüysem, ne duyduysam onu söyledim. Ne gördünüz Güler'in? Kendisinin eski sözlüsüyle mesajlaştığını gördüm. Peki mesaj olayı oldu mu eski sözlüsüyle? Hayır, beni aradı ve gereken kişiyi yönlendirmemi istedi. Ben de iş için yönlendirdim, bu kadar. Bir dakika bile bir görüşme olmadı. Ve bunu Nazım da biliyor, anlattı ama yani arada. Ayşegül Hanım, bakın kendisi evli biriydi. Tamam, yani tamam, evli tamam. Birinin mesajlaşması... Abim dur. Hayır. Tamam, yeter bu kadar ya. Bu ne ya böyle? Ya sen benim en büyük ablamsın. Siz benim kardeşimsiniz ya. Siz benim ailemsiniz. Sizle uzlaşılacak falan yok. Bugüne kadar hep yanınızda oldum. Ama bundan sonra hiçbir zaman yanınızda olmayacağım. Ayşegül Hanım çok pardon. Rica ederim. Sevgi. Her şey için çok özür dilerim. Yani şu an stresten, heyecandan tekrardan... Bundan sonraki hayatımda ve hayatımızda artık en baştan başlayıp güzel bir aile eve çıkıp aileden uzak. Sadece ikiniz mi? Evet. Var mısın? Var, var. Kalkalım mı Ayşegül Hanım? Nasıl isterseniz, nasıl isterseniz. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Çok memnun oldum gerçekten. Ben de memnun oldum, rica ederim. Tüm hayallerime kavuştum şu an, 2 yıl boyunca bunun için uğraştım. Hiç problem değil. En sonunda doğru yolu buldum. Ben mutlu oldum sizin kavuşmanıza, çok evet. Mutlu oldum. Hiç bu anlamda sıkıntı yok. Doğru bir şey yaptığınızı düşünüyorum. Buyurun, buyurun. Böyle buyurun, buyurun. Hayat engellerle doludur. Yürüdüğünüz yolda engel yoksa belki de yolunuz yanlıştır. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun. Hoşça kalın.